Sende programından merhabalar. Bugünkü konumuz referandum. Referanduma evet diyenler olduğu kadar hayır diyenler de var. Peki referandumla neler değişecek? Bu değişen maddeler hakkında ne kadar bilgimiz var? Birlikte görelim. Referandumla ilgili benim kendi fikrim hayır. Referandumla ilgili inşallah evetçi olacağım ben. Evet söyleyeceğim kesinlikle. Bu referandum çok iyi olacak bence, yani bu ülkeyi iyi getirecek. Referandumda çekimsel kalabiliriz. Şu an tartışmaları izliyoruz. Ülkenin biraz kutuplaştığını düşünüyorum. Ya ülkemiz için, vatanımız için nasıl hayırlısı olacaksa o olsun. Merhaba amcacığım, referandumla ilgili ne düşünüyorsun? Referandumla ilgili benim kendi fikrim hayır. Peki neden hayır desem sana? Ya, bilmiyorum, benim inancıma göre hayır yani. Bu ülkenin menfaatleri için hayır dememiz gözüküyor. Gerekiyor. Referandumda neler değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Referanduma gerek yok zaten. Yani bir yetki ise en büyük yetki şeyde. Şu andaki yönetimde. Daha ne istiyorlar yani. Bunun üstesi böyle biraz kafamı karıştırıyor benim. Onun için hayır diyeceğim. Yani. Değişecek maddeler hakkında bilgin var mı? Yok. Ha işte televizyondan izlediğimiz kadar. Kılıçdaroğlu'nu dinliyoruz. Bahçeli'yi dinliyoruz. İnşallah hayır çıkar. İnşallah. Temennim yani. Merhaba amcacığım. Referandumla ilgili ne düşünüyorsun? Kızım referandumla ilgili inşallah evetçi olacağım ben. Evet söyleyeceğim. Kesinlikle. Neden? Memleketimizin herkes diyor ki yok. Bu iyi diyor şimdi. Profesörleri dinliyoruz. 10 tane profesör iyi diyor. 15 tane profesör kötü diyor. Ben hangisine inanayım şimdi? Ama benim kendi kafama göre ben şu İzmir 66'dan beri ben İzmit'teyim. Şu İzmit'te yapılanı belediyenin de olsun ne bileyim yani AK Parti'nin olsun ben daha şimdiye kadar böyle çalışan hiçbir belediye görmedim. Bak hiçbir belediye görmedim. Ha Sefa Sirmen çalışmadım. O da çalıştı. Ama bu AK Parti gibi şu İzmir'in şu güzelliğine bir bak ya. Neler olmuş yani? Bazı çalışmalar var. Hani bir zamanlar biliyorsun, yok efendim bir olaylar oldu, şeyi yapmayacaksın, havalanını yapmayacaksın. Niye yapmayacaksın havalanını? Havalanı şakır şakır oluyor. İnşallah belki o denizi de yaracaklar yani, o da olacak yani. Yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, her şey yapılıyor. Bu millet bu kadar mı yani affedersin, aptal mı? Ha, referandumda da ben evet diyeceğim Allah kısmet. Peki referandumda ne değişecek sence? Ya, referandumda hiçbir şey değişmez. Referandum olursa inşallah ne olur? İhtilaller olmaz. İhtilaller olmaz inşallah. Nedir? İkide bir ihtilal. İkide bir ihtilal. Ben CHP'yi de gınıyorum. Neden gınıyorum? Ne zaman 15 seneden beri yani bu hükümet hiç mi bir şey yapmadı yani? Ya bir sefer dedi ki evet de ya ne olur yani ya bu şunu iyi yaptı de. İyi yaptı de. Yok hep şey anayasa mahkemesi. Ne olsa anayasa mahkemesi. Ha şimdi yine diyor. Eğer diyor hayır çıkarsa diyor Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim diyor. Gitsin. Başka yerde niye başkanlık var da hiçbir ihtilal olmuyor? Hep bizde oluyor. Bizde ihtilaller oluyor. Ha şimdi Allah'a çok şükür inşallah evet çıkar da bu işler de biter. Şimdi peki, bu değişecek maddeler hakkında bilgin var mı? Vallahi, en çok desteklediğin madde? Şimdi bazı olayları dinliyoruz televizyonu ama adamlar güzel güzel anlatıyorlar. Şimdi biraz da heyecan var ya. O kadar bilmiyorum ama inşallah iyi olacak. Bu referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu referandum çok iyi olacak bence. Yani bu ülkeyi iyi getirecek. Çünkü neden derseniz Fethullah yani terör örgütü biliyorsunuz 15 Temmuz'da yaşadığımız olayları. Bu olaylarda çok etkilendik yani biz engelli olarak da şehit olarak da. Çok yaşadık bu sorunları. İnşallah iyi gider yani Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz yani. Yine evet kullanacağız. Ülke daha iyiye gitmesi için yani. PKK olayları oluyor, şehitlerimiz oluyor. Yani bu şehitlerden dolayı yani bu ülke Türkiye hiç şey yaşayamadı yani. Güzel günler yaşayamadı. Yani onun için biz de evet demeye karar verdik. Maddeler hakkında bilginiz var mı? Hani en çok desteklediğiniz madde? Ya başımızda yani
olan terör olayları bir an önce bitmesini istiyoruz. Yani temennimiz o yani. Hani güzel bir ülke yaşamak istiyoruz. Bu ülkeyi yaşatmak için daha güzeller yarınlar bırakmak istiyoruz yani. O yüzden evet diyeceğiz yani. Bu referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumda çekimsel kalabiliriz. Şu an tartışmaları izliyoruz. Yani ne yapacağımız belli değil. Yani referandum ne değiştirecek sizce? Yönetim sistemini değiştirecek. Var olan yönetimi artık tek kişi üzerinden yöneteceğiz herhalde. Ona doğru gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Yani bir desteklediğiniz bu maddenin içinde desteklediğiniz bir madde var mı? Desteklediğim madde derken kamuoyunu tam bilgilendirmedikleri için ne olduğunu tam bilmiyoruz. Hı hı. Ama şimdi yani seçmen olarak diyoruz yani kimler hayır diyor, kimler evet diyor ona bakıyoruz. Hı hı. Oyumuz ona göre belli olacaktır. Çoğunluğa göre. Tabii çoğunluğa göre belli olacaktır büyük ihtimal. Merhaba, bu referandum süreciyle ilgili ne düşünüyorsun? Öncelikle hani ülkenin biraz kutuplaştığını düşünüyorum. İnsanlar birbirlerine karşı daha kaba, daha acımasız olmaya başladı. Oysa herkesin görüşü olabilir, herkes birbirine saygılı olmalı. O yüzden umarım hayırlısı olur, daha güzel bir şey olur ülkemiz adına. Ya bu maddeler hakkında bilgin var mı veya en çok desteklediğin bir madde? Ya madde hakkında o kadar bir araştırmam yok ancak o kadar kötü olacağını da düşünmüyorum yani insanların anlattıkları kadar. Ya peki ne değiştirecek sence bizim ülkemizde bu referandum? Daha rahat olacağına inanıyorum gerçekten. Çünkü hani sistemin belli bir şekilde tıkadığının farkındayım ben de. Sonuçta her şeyin güzel de olsa bir geçmesi gerekiyor ya da bir zıtlaşmalar illaki oluyor. Yanlış bir kararın geçtiğinde de halkın buna karşı olacağını düşünüyorum gerçekten. Merhaba, öncelikle bu referandum süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ülkemiz için, vatanımız için nasıl hayırlısı olacaksa o olsun diyoruz. Tabii farklı görüşleri oluyor herkesin. Herkesin de farklı görüşü olabilir. Bu da saygı duymak lazım. Ama dediğin gibi vatan için, milletimiz için nasıl hayırlı olacaksa ona olsun istiyorum ben. Ya bu referandum ne değiştirecek sizce? Bu referandum da Türkiye daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Çünkü bazı ülkeler bizi yıkmaya çalışıyor, bazı ülkeler gibi olmamızı istiyor. Bunun sayesinde inşallah daha da iyi olacağız. Ve dediğin gibi inşallah hayırlısı olur ve daha güzel olacağını da düşünüyorum. Peki bu maddeler hakkında bilginiz var mı? Yani en çok desteklediğiniz bir madde? Aşırı derecede fazla bilgim yok işin açıkçası. Hani bildiğim, duyduğum var. Hani bazı şeyler çok olumlu geliyor. Böyle bazıları çok olumsuz geldiği de var. Ama çoğu olumlu geliyor işin açıkçası. Peki.